Tümülüs, Latince bir sözcük olup bir mezar ya da mezarlık içeren toprak yığılarak oluşturulmuş tepeciklere verilen addır. Höyük ve kurgan da denilen tümülüs yapma geleneğine sahip ulusların sayısı fazla değildir. Bunlara en çok Anadolu'da, Trakya'da, Orta Asya'da, Rusya'da ve Meksika'da rastlanır. Mezarın yerini bir tepeyle belirleme geleneğinin bilinen ilk örnekleri Avrasya steplerinde M.Ö. 4000 yılın başlarına aittir. Kurgan olarak da adlandırılan bu mezar tepelerinin altında ölü basit bir çukur ya da ahşap bir odaya yerleştirilmiştir. Bu geleneğin steplerinden gelen etkiyle Trakya'ya ilk olarak M.Ö. 3000 yıl içinde girdiği bilinmektedir. Trakya'nın Tunç Çağ mezar tepeleri daha sonraki dönemlerin tümülüslerine göre daha basık ve yayvan, çoğu kez de 2-3 metre yüksekliğindeki tepeciklerdir. Ancak Bulgaristan'da ender olarak yüksekliği 7 metreyi bulanlar da vardır. Tepelerin dolgularının toprak değil taş oluşturduğundan bunları taşlı tepe olarak tanımlamaktayız. Bu tür mezar tepelerinde ölü tepenin altındaki bir çukura ve çoğu kez uzun olarak yatırılarak gömülmüştür. Tepenin değişik kesimlerinde münferit mezarlara da rastlanır. Taşlı tepeler tek olabilecekleri gibi bazen tümülüs mezarlığı gibi sayıları 30'u bulan toplulukları da oluşturabilir. İlk demir çağından itibaren mezar tepeleri daha sivri ve konik bir biçim almış, dolgularında taş ile birlikte kilit toprak da kullanılmıştır. Demir çağının ilk kısmına tarihlenen mezar tepelerine gene ayrı bir mezar odası yoktur. Ölü, toprağa açılmış ve ahşap ile kaplanmış bir odanın içine yatırılmıştır. Ortak demir çağından itibaren mezar odası ya da taş dahide olan gerçek tümülüsler görülmeye başlar. Bu tür tümülüsler için genellikle uzaktan görülebilen sırt ve yamaçlar tercih edilmiştir. İkili ya da üçlü tümülüsler yaygın olmakla birlikte tümülüs mezarlığı şeklinde sayıları 9 ile 36 arasında değişen gruplara da rastlanmaktadır. Toplu tümülüs mezarlıklarının daha eski bir kutsal alanın üzerinde yer aldığı görülmektedir. Bintepe'deki Alyattes'in tümülüsü ile Nemrut Dağı'ndaki tümülüs Anadolu'nun bilinen en büyük tümülüsleri arasında yer alır. Frigyalılara ait tümülüslerle olmakla birlikte tümülüs yapımı daha çok Lidyalılarda önem kazanmıştır. Aynı bölgede 100 Lidya tümülüsüne rastlanmıştır. Anadolu'nun en büyük tümülüsü olan Alyattes'inki de 16 tonluk taş bloklar kullanılmıştır. Şamanist Türk ve Moğol boylarında ayrıca Dünya Dağı'nı temsilen oba adı verilen taş yığınlarından kurgan oluşturma geleneği çok yaygındır.